Selam canlar. Bugün cuma ve ben evden çalışıyorum. Marcus da evde maalesef hasta oldu. Galiba çok feci bir grip yakalandı. Dün hiçbir şey yoktu gerçekten. Yattık, uyuduk, bu sabahleyin kalktık. O kalkış yani her tarafı ağrıyor, ateşi var. Ondan sonra boğazı ağrıyor, burnu akıyor vesaire filan. Benim de biraz boğazım ağrıyor. Bakalım inşallah büyük bir şey değildir, inşallah gene korona değildir. Neyse Marcus sonra doktora gidecek. Ondan sonrasında bugün aslında Stuttgart tarafına gidecektik. Çünkü orada birkaç tane abur cubur falan sipariş verdim. Ve göndermesi çok feci para tutardı. O yüzden demiştim yani Marcus'tan gideriz. Güzel bir gün geçiririz vesaire falan. Ama maalesef ben sonra yalnız gideceğim. Sizi de belki yanıma alırım. Ondan sonrasına evet öyle bakalım bu hafta sonu mecburen iyi olmamız gerekiyor. Neyse sonra doktor termini var ondan sonra anlatırım. Ben saat 12'ye kadar çalışıyorum. 12'den sonra arkadaşlar gideceğim. O gene organik tavuk alacağım güzel bir tavuk çorbası falan yapayım ikimiz için de. Ve öyle. Sonra görüşürüz. Ben geldim. Hemen göstereyim mi size ne aldım diye. Bakın şunları aldım. Bunlar Türkiye'de de yoktur sanırım. Ondan sonrasında şöyle bir enerji içeceği. Ve kızartılmış patates arkadaşlar böyle hazır. Tuzlanmış, etmiş bilmem ne falan. Tadı nasıl hiç bilmiyorum. Korkuyorum denemeye ama bilmem. Ondan sonra bir de şöyle bir Oreo. Ve şunlardan aldım. Dediğim gibi hepsi Almanya'da olmayan. Şunlar var galiba şu enerjiler. Çünkü evet Almanca yazıyor üstünde. Bilmiyorum bazı influencerların vesaire falan da ürünleri oluyor arkadaşlar çıkartıyorlar falan. Neyse ben bunları yeni şimdi labeling yapmam gerekiyor. Yani Almanca üstüne yapıştırmam gerekiyor. Selam. Bugün pazar günü birkaç gün falan çekemedim arkadaşlar. Markus biraz daha iyi. Markus'u bayağı bir yakaladı hastalık. Bakalım ne olacak? Yukarıda yatıyor. Tim'in kahvaltı yemiştik. Tim'e dediysem 3-4 saat önce. Bir aklıma şey geldi. Bakın benim dünden bolonez sosim var. Markus'un dünden spagetti bolonez çekmişti. Onu yaptım kalmıştı. Ve 2 gün önceden de o yaptığımız ben size gösterdim mi? Karnabahar pirincini nasıl yapıyorsunuz? Karnabaharı normal kesiyorsunuz. Ondan sonrasına rendeliyorsunuz arkadaşlar bir tavada yağsız bir şekilde çeviriyorsunuz birkaç sefer. Söyleyeyim bana biraz böyle kızarsın, biraz böyle yumuşasın diye ama çok dikkat etmeniz gerekiyor yanmasın diye. Ondan sonra size bu kadar. Gerçekten bu kadar. Tabii ki baharatlarını nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Bakın göstereyim. Bakın şöyle. Yani gerçekten sadece rendelenmiş karnabahar. Ondan sonra bir tavada hiçbir yağ koymadan kavuruyorsunuz arkadaşlar. Yani size pirinç tadı tabii ki değil normal karnabahar ama sanki size pirinç gibi görünsün diye. Ben de dediğim gibi şimdi şu dolmaları dolduracağım. Şu ikisini karıştıracağım. Ondan sonra bu ikisini dolduracağım arkadaşlar biberlere. İçine daha baharatlar koydum arkadaşlar. Çünkü o pirinçte hiçbir baharat yoktu. Bir çam fıstığı ben koydum. Şimdi bunları karıştıracağım. Ondan sonra dolduracağım. Bugün şöyle 4 tane doldurdum arkadaşlar. Şunu da ben kavurup yiyeceğim birazcık. Evet, böyle. Timin gösterdiğim gibi o kalanları arkadaşlar ben şimdi kızarttım. Üstüne yoğurt koydum. O kadar güzel görünmüyor. Bir tane çok ince bir ekmek bazen geçenlerde almıştık sarımsaklı bir deniz tuzuyla. Bir de canım çok feci kaprisan istedi kaprisanı. Ama bizim Almanya'da çok büyük bir problemimiz var. Çünkü bu plastik pipetler Almanya'da yasak. Göstereyim. Bir dakika. İlk önce yemeğimi gösterdim, ısıttım, üstüne yoğurt koydum, baharat. Bir de şu çok ince ekmekler var ya. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Kiat'tan ve bundan işte kaprisanı içtiğiniz zaman sanki
Çoğu çocuklar ne diyordu? Sanki matematik defterinden içiyorum gibi şampiyonlar. Nefret ediyoruz gerçekten bu pipetlerden. Bizde böyle pipetler var. Ortadan kesiyorum. Ondan sonra bir de böyle ucunu kesiyorum. Ondan sonra buraya sokuyorum arkadaşlar. Böyle oluyor. Çünkü tadı bundan gerçekten berbat. Ve plastik pipetten gerçekten güzel. Canım çok istedi. O yüzden aldım. Bir bana şimdi afiyet olsun. Marco sağlığa uyuyor arkadaşlar. Selam canlar. Bugün cuma ve ben bütün hafta değil salı günden itibaren galiba ben de hastalandım. Makus bulaştırdı. Bir evde yaşadığınız zaman o zaman normal aslında öbürsüne bulaşması. Evet, salı gününden beri ben de gripliyim. Ama daha iyi benimkisi gerçekten. Yani böyle boğaz falan o kadar kötü değil. Benim sadece burnum çok feci yakıyor. Neyse evdeyim. Şimdi size bir tane vlog hazırlıyorum. Evet öyle. Sanırım bu hafta sonu güzel bir terleyerek ne bileyim bol çayla falan içersem sanırım pazartesi gününe kadar hastalık geçer inşallah. Ondan sonrasına sağlıklı bir şekilde yeni haftaya başlarız. Bir bakalım. Bugün gene de berber terminim var. Dün kadına telefon açtım ve dedim ki bak ben gripliyim. Ondan sonra ben hiç kimseye bulaştırmak istemiyorum. Ne senin müşterilerine ne de sana. O yüzden iptal etmek istiyorum gibisine. Kadın kendisi dedi ki yo dedi benim için hiçbir problem değil. Özel bir tane oda var dedi. Seni oraya ararız. Ondan sonra orada başkalarını söyle bana. Şey yapmazsın benim için de dedi hava hoş dedi kendim daha yeni zaten gripten çıktım dedi tekrardan grip olacağımı zannetmiyorum dedi gel dedi maske takarsın dedi tamam dedim yani sen öyle diyorsan o zaman öyle yaparız. Bugün saçlarımı bakın bayağı bir çıktı demiştim cuma günü terminim var diye. Evet saçları böyle gene aynı sadece diplerini yaptırmak istiyorum. Bakalım yapacak mı? Yapar tabii ki. Neden yapmasın? Oradan belki biraz çekerim. Tamam. Sonra görüşürüz. Evet, cuma günü arkadaşlar eve geldiğimde karanlıktı. O yüzden dedim ki gündüz olsun göstereyim. Evet, saçlar şu halde. Ben beğendim. Biraz daha koyu oldu. Sanki ama açılır yıkandıkça. Evet, ben gene çok beğendim. Böyle.